Evet arkadaşlar, Halil İbrahim Torun bugünkü konuğumuz. Halil'le bugün neler konuşacağız? Tabii ki en önemlisi İHA 0, İHA 1 ve İHA 2 ehliyetlerinde alınan eğitimler. Uçuş eğitimi nasıl alınıyor? Neler veriliyor uçuş eğitimi olarak? Teoriden bahsetmiyoruz, sadece pratik uygulama uçuşlarından. Bunlara girmeden önce Halil'i kısaca kendisinden bahsetmesini rica edeceğim. Çünkü kaç yıldır drone haşır neşir bu mevkiye, bu mertebeye gelmesi için neler yapmış? Çok kısaca kendinden bahsetmesini rica ediyorum. Halil, sen de top. Ben bu tür cihazlar değil ama bundan daha öncesinde model uçaklar vardı. Bu model uçakların şeyine Türk Hava Kurumu'nda eğitimlerimi görmeye 2003'te başladım. 2003? 2003'te başladım. 2003'ten beri yani aslında kendimi hatırladığımdan beri ya bir uçan bir alet yapıyorum ya da uçan bir alet uçuruyorum. Yani dışarıdan radyo kontrol dediğimiz şekilde uçuruyorum. Daha sonrasında eğitimlerimi her sene biraz daha üzerine kattım. Biraz daha üzerine kattım. 2015'te en son Türk Hava Kurumu'ndan model uçak eğitmenlik belgelerimi aldım. 2019'da da İHA 2 pilot sertifikamı aldım. Daha doğrusu pilot lisansımı aldım. Kaç yılında aldın? Çok özür dilerim. 2019'da Türkiye'de açılan ilk İHA 2 pilot lisansı. Yani 25 kilo ve üstünü kullanabilen. Evet, oraya sağ olsunlar bizi davet ettiler. Biz de o eğitimi gittik, aldık. Bu şekilde Türkiye'nin ilk İHA 2 pilotları arasına girdim. Artık alabileceğim bir eğitim kalmadı açıkçası yani. Daha şu an tam yok. İHA 3 var ama İHA 3 lisansı açılamıyor Türkiye'de. Çünkü İHA 3 sınıfında şu anda bir İHA yok Türkiye'de. Yani uçuş eğitimi verebilecekleri bir cihaz yok. O yüzden şu anda Türkiye'de alabileceğim en yüksek mertebedeki İHA pilotluğu İHA 2. Bunu da ilk alanlardan biri benim. Anladım. Çok teşekkür ederim. Şimdi Halil, İHA 0, İHA 1 ve İHA 2'yi biz işledik. Yani bunları Canberk'te genel olarak ehliyetlerin hangi anlama geldiği ve hangi ehliyette kaç kilograma kadar uçurulduğu belli. İHA 0 zaten amatör olarak geçen. Aslında İHA 0'da da İHA 1'de de ticari faaliyetler yapabilirsiniz. Bunun ayrımı var. Yani sizin alabileceğiniz ticari lisansınız. İHA 0 ve İHA 1'de ticari sertifikanız diyeyim daha doğrusu ayrı. Amatör sportif sertifikanız ayrı oluyor. Ben amatör sportifim abi. Tamam. Ticari yani, yapmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Ticari yapmak için sivil havacılığın sitesinde yer alan yetkili eğitim kuruluşlarına başvurup oradan belli bir ücret karşılığında bir eğitim alıp, özellikle teorik eğitiminizi alıp, sonundaki sınavdan da başarıyla geçip İHA 1, İHA 0 artık hangi sınıfa dahil olduysanız onun ticari pilot sertifikasını alırsınız. Peki bunun bir uçuş eğitimi var mı İHA 0? İHA 0 ve İHA 1'de zorunlu bir uçuş eğitimi koşulu koşmuyor Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Ama isteyen şey firmaları, eğitim firmaları ayrıyeten uçuş eğitimleri verebiliyor. Zaten ekstra mı oluyor bu? Eğitimi alabiliyor musunuz direkt yazıldığınız zaman? Şimdi bazı eğitim kuruluşları var. Konferans salonlarında yüzlerce kişiye aynı anda böyle anlatıp sertifikalarını verip yolluyorlar. Kimisi eğitim kuruluşları var. Birebir pilot adayıyla ilgilenip uçuşuna kadar her şeyle ilgilenip tam paket teslim ediyorlar, yani öyle söyleyeyim. Peki sen bunun hangi yanındasın bu eğitimlerin? Ben teorik eğitimi vermiyorum İHA 0 ve İHA 1'de, İHA 2'de de. Ben sadece uçuş eğitimleri veriyorum. Yani benim zaten uzman olduğum alanda uçuş eğitimleri. Ama bunun dışında tabii ki şeylerim var mı, teorik eğitim yetkilerim var mı? Var, ama ben daha çok uçuş eğitimi tarafında olduğum için. Çünkü ben yaklaşık bir 17-18 senedir havadayım, uçuyorum yani. Hani çok eskiden beri uçuyorum ben. Ve bu cihazlar şu dahil benim için oyuncak diyeyim. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü biz çok başka cihazlarla başladık bu işe. Doğru. O yüzden bunların uçuş eğitimini vermek, birine bunları uçurmayı öğretmek zaten sürekli olarak yaptığım bir şey. O şekilde devam ediyorum. Peki İHA 0'ı ben ticari olarak alacağım. Ya da İHA 1. Aralarındaki ayrımı söylemeni rica edeceğim. Ben senden teorik değil uçuş eğitimi almak istiyorum. Yani şimdi o eğitimlerde de aslında öğrencinin benden ne istediğine bakıyorum. Öğrenci sadece insansız hava aracını uçurmak istiyor olabilir. Hiç bilmeyen bir insana başvurup gelmiş olabiliyor mu? Tabii ki. Peki ne yapıyorsunuz uygulamada? Sıfırdan mı başlatıyorsunuz? Sıfırdan başlatıyoruz her şeyle. Ama öncesinde teorik eğitimini almış oluyor zaten. Teorik eğitimini tamamlayıp sınavdan başarılı olmayan kişiyi ben ticari olarak bir pilotluğa eğitime başlamıyorum. Bunun dışında amatör olarak devam etmek istiyorsa amatör cihazıyla tabii ki başka eğitimler verebilirim. O ayrı. Ama dediğim gibi ticari bir faaliyet yapmak istiyorsa öncelikle teorik ticari eğitimini almak zorunda. Aldım. İHA 0 için ben teorik ticari eğitimi tamamladım. Sana geldim.
senden eğitim olur. O kurumun hocasısın. Şimdi amacınız ne olacak? Önce onu soracağım size. Yani kamerayla çekim yapmak mı? En önemli şeylerden biri bu. Veya ilaçlama yapmak mı? Veya işte emlak sektöründe çalışmak mı? Veya sigorta sektöründe çalışmak mı? Bunların hepsi çok farklı dallar. Buna göre bazı spesifik eğitimleri de veriyorum. Yani ayrı tip eğitimi dediğimiz eğitimleri de veriyorum aynı zamanda. Şöyle ki siz eğer sinema, televizyon alanında, medya alanında bir drone pilotu olmak istiyorsanız size bu işin kamerasının nasıl kullanılacağından, kamera ayarından çok detaylı, çok uzun süren bir aslında sizi eğitime sokuyorum ben. Hem uçurmayı, aynı anda kadraj yönetmeyi, çok zor abi. Yapmayı... Bir kameraman kamerayı kullanıyor. Ama sen havadayken hem kamerayı kullanıyorsun hem drone'u yönetiyorsun. Evet. İki iş var aslında. Aynen öyle. Tamam, daha profesyonel, daha ileriye götürdüğünde olayı ikiye ayrılıyorsun. Pilot ve kamera olarak bölünüyorsun ama şu anda aslında sen bir Mavic serisi kullanıyorsun ve bununla ticari bir iş yapıyorsun. İşte, İHA 0'a girer. Evet, Mavic, İHA 0'a Mavic 2 girer. Pro mesela İHA şu cihazdır. İHA 0 sınıfına girer. Ticari faaliyet yapabilirsiniz. Hı-hı. Sertifikanızı aldıktan sonra uçuş izinlerinizi tabii ki alarak. Bununla ilgili size bütün A'dan Z'ye her şeyini öğretebilirim. Bunda bir problem yok. Cihaz olarak bunu seçersiniz. Bununla ilgili size her şeyi öğretebilirim. Veya Inspire seçersiniz. İHA 1'dir. İHA 1 ile ilgili her şeyi öğretirim. Bambaşka bir yere gidersiniz. Agras serilerini şey yaparsınız. İlaçlama yapmak istiyorsunuzdur. Onun bambaşka artık zirai kısmı da girdiği için işin içine zirai ziraat mühendisiyle nasıl diyaloğa geçmeniz gerektiğine kadar her şeyle size tam paket eğitimler verebilirim. Peki ben ticari uçmak istiyorum. İHA 0 ya da İHA 1. Kamerayla ilgili tüm bilgilerim var ama drone'a dair hiçbir bilgim yok. Sadece uçuyorum, kalkıyorum havaya. Evet. Sen neye dikkat ediyorsun ve başlıca en başta öğretmen gereken olay ne oluyor? Şimdi kişi kamera kullanmayı biliyordur. Kamera bilgisi vardır. Benden sadece drone uçurmayı öğrenmek istiyordur. Ona tabii ki ayrı bir şekilde davranırım. Çünkü kamera eğitimlerini çok detaylı bir şekilde vermem. Sadece menüsel olarak ayarlarını gösteririm. Ama onun dışında zaten resim yapmanın, şey yapmanın nasıl olduğunu o kendisi karar verecektir o saatten sonra. Bunlarda da neye dikkat ederiz? Şimdi yaklaşık 20-25 dakika havada kalabilen cihazlar, hepsi ortalama. Bir pilotun 20-25 dakika boyunca pür dikkat, sürekli drone'da veya sürekli işte odaklanmış bir şekilde işini yapması mümkün değildir. O evet. O dikkat illa dağılır. Kesinlikle arkadaşlar, bir 10. dakikadan sonra aynı kayıttaysanız bir şeyler giriyor. Yoran bir iş. Bir şeyler çünkü, giriyor. Aynen. Sizin algınızı dağıtacak bir nokta oluşuyor. Ve 25 İlaki dakika olur. Kayıttasın. Yani 20 İlaki dakika olur. Kayıttasın. Kuş geliyor, başka bir şey geliyor. Anlık refleks olmalı. Ama şöyle bir şeydir. İnsansız hava aracı değil. Bütün hava araçları saniyelik hatalara bakar. Saniyelik hatalar sizin çok büyük kırımlar yaşamanıza, Allah korusun cana zarar vermenize neden olabilir. Böyle bir insan performansı da olmadığı için biz bunun tekniklerini öğretiyoruz öncelikle. Diyoruz ki sizin dikkatiniz dağılamaz demiyoruz. Dikkatiniz dağılabilir. Dikkatiniz dağıldığında cihazı hangi konumlarda tutmanız gerektiğiyle ilgili bilgileri verip çok önemli noktalar. Daha sonrasında siz ne kadar dikkatiniz dağılsa bile cihazı güvende hissedebileceğiniz aslında püf noktaları da öğretiyor. Dolayısıyla kaza kırımınız olmuyor. Yani en azından en aza inmiş oluyor. Kaza kırım oluyor mu? İlla ki oluyor. Ben kırdım mı? Ben de kırdım. Ve düştüm mü? Düştüm. Yani düşmeyen pilot yoktur. Yani düşmesi evet maddi açıdan size bir zarar olabilir ama drone'daki bence en önemli şey bir insanla olan temasını engellemek. Evet, nereye düşeceğini yani, bile panik yani, yapmadan nereye düşeceğini bile bilmek. Benim drone'da en korktuğum nokta o abi. Evet, yani panik yaparsınız normal ufak bir kazayı çok daha büyük, o paniğinizle çok daha büyük hallere çevirebilirsiniz. Hava aracını artık kurtaramayacak noktadaysanız nereye düşüreceğinize bakarsın. Yani işte bunları aslında biz öğretiyoruz. Şöyle bir örnek vereyim sana Halil. İşte bundan 4 ya da 5 ay önce çok soğuk bir şehirdeydik. İsmini de vermeyeyim, lokasyonu da vermeyeyim şehrin. -20'de filandık yani. -15 ya da 20'ydi ve sabahın körüydü. Drone'u kaldırdım. Tehlikeli şeylerdir onlar, derecelerdir drone uçuşları için. Ve araçtan inmişim. Vücut sıcaklığım bir anda çok fazla değişmiş. Elimde eldiven var. Ve ben eldivenle de drone kullanmaktan nefret ediyorum. Çünkü o temas olayı dediğiniz gibi çok hassas. Saniyelik ve hassaslık durumu çok önemli drone'da. Eldivenlerimi çıkarttım ama hiç tahmin etmediğim bir nokta vardı. Drone uçtu, her şey düzgün ama ellerim o kadar fazla titriyordu ki ve bir anda şu oldu. Drone'u tuttum, çektim. Planı çektim, indiriyorum
Ve bir anda elim inanılmaz bir soğuk geldi ve parmağım o titremeyle şeye bastı. Geri tuşuna bastı ve drone üstüme doğru gelmeye başladı. Ve bunda şunu yapabilirdim, hani parmağımla geri çekip veya diğer tarafındaki insanların üzerine de sürebilirdim. Ama şunu yaptım, çok hafif bir şekilde kendimi geri attım bu durumda. İşte panik anını yönetmek çok önemli. Aldığım eğitimle ilgili aynen durum öyle, bu benim. Aynen. Mesela bu eğitimi almamış olsaydım ben bunu sağlayamazdım kendimde. Ona eminim yani. Bir Boeing pilotu dahil ki eğitimleri yıllarca sürer, ATPL lisansı deriz biz onlara. Onlar dahi 2 saatlik bile uçuşu olsa dahi tamamen bir uçağı uçurmazlar. Sadece onu o uçağı uçuran sistemin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ederler. Doğru çalışmayan yerde müdahale ederler. Aslında pilotun yaptığı iş odur. Hiçbir pilot A noktasından B noktasına, sizin uçtuğunuz yolcu uçaklarındaki pilotlar A noktasından B noktasına eline LV'yi alıp veya işte joystick var artık, joystickleri alıp kendi başına o uçağı uçurmaz. O uçağı uçuran bir sistem vardır. Sistemin doğru çalışıp çalışmadığını denetler. Aslında bizim yaptığımız da odur. Yani olabildiğince hassas ve nerede müdahale edeceğini bilmek gerekiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Şöyle bir durumla karşılaşabiliriz. Ben yasaklı bir bölgede uçtum. Eğitimim var, ehliyetim var, iznim var. Ama yasaklı bir bölgeye girdim. Şimdi öncelikle yani şuna gireyim. Kırmızı alan olmamış olsa bile. Şimdi atıyorum. Öncelikle şuna gireyim. Anayasa der ki 120 metrenin altı, yani 400 fitin altı Türk Hava Sahası içerisinde umuma mahsustur. Halka aittir. Ve aslında uçabileceğiniz, uçamayacağınız bir alan diye bir şey yoktur. İzinsiz. Türkiye'nin tamamında yeşil de olsa, kırmızı da olsa, renksiz de olsa hepsinde izin alarak uçmak zorundasınız. O sivil havacılıkta belirtilen kırmızı, renksiz veya yeşil alanlar aslında hangi derecedeki pilotun nerede uçuş izni alabileceğine bağlıdır. Sizin drone pilot sertifikası almanız, ticari pilot sertifikası almanız size uçuş yetkisi vermez. Size uçuş yetkisini verebilecek izni alırken başlıca şartınızı sağlar. En önemli çok faktör budur. Yani ehliyetimi aldım ben, uçuyorum artık. Ehliyet demeyeyim onu, daha doğrusu sertifika diyeyim. Sertifikamı aldım ben, uçuyorum diye bir şey yok. Bugün bir ATPL pilotu, PPL pilotu dahi ben lisansım var, hadi ben uçuyorum diyemez. Böyle bir şey yok. Yani onlar hangi kanuna tabi ise biz de aynı kanuna tabiyiz. Çünkü biz de sivil havacılığa bağlı birer pilotuz. Peki haklarımız direkt Avrupa'da geçen haklar diye biliyorum. Sivil havacılık. Evet, EASA'ya bağlıyız. Evet. EASA'ya bağlıyız. Ve burada senin eğitiminden geçen ya da senin gibi hocaların eğitiminden geçen ya da Türkiye'de İHA 1, İHA 2 sertifikası almış insanlar Avrupa'da da bu belgenin geçerliliğini sağlayabiliyorlar mı? Şu an için değil ama yeni revizyon geliyor. 5. revizyon geliyor bildiğim kadarıyla. 5. revizyonla beraber EASA'ya tam uyumluluk ihalelerle ilgili tam uyumluluk sağlandıktan sonra bildiğim kadarıyla artık Avrupa'da da lisansınız geçerli olacak. Ama lisansınız, sertifikanız değil. Şimdi İHA 1, İHA 0 sertifikadır, uçuş sertifikasıdır. İHA 2 lisanstır. Senin İHA 2 lisansın mı? Evet, lisansla sertifikanın arasında farklar vardır. Lisansla artık sizi şeyden ayırmıyor. Bir PPL pilotundan, bir ATPL pilotundan, bir GPL pilotundan ayırmıyor. Diyor ki bu benim pilotumdur. Çok daha sıkı denetimlere giriyoruz. Çok daha ağır sağlık kontrollerimiz var. Her sene belirli revizyonlar geliyor. Geçen sene yaz aylarının sonuna doğru gelmişti. Tahmin ediyorum ki bu sene de eğer pandemi şartları ne durumda olur bilmiyorum tabii ki ama yine yaz sonlarına doğru yeni bir revizyon gelecektir diye tahmin ediyorum. Anladım. Yani İHA 0 ya da İHA 1 arasında çok bir fark yok. Aldığınız eğitim aslında benzer eğitimler. Evet. Sadece bir kilo farkı var 0'la 1 arasında. Bir de saat farkı var. Ama o saatlerde anlatılan şeyler aslında aynı. Sadece ders içeriğinin şeyleri kısa. Anlatım süreleri formları kısa. Aynı. Peki İHA 1'i verirken belli bir saat uçmasını istiyor musun sen eğitim verdiğin insana? Atıyorum 45 dakika havada kalmalısın bana. Şimdi sivil havacılık İHA 0 ve İHA 1'de belirli bir şey şartı koşmadığı için, uçuş eğitimini şöyle vermelisin şartı koşmadığı için aslında orada biraz kanaat bana kalıyor. Yani ben artık oldum, tamam. Sen hazırsın dediğimde aslında eğitim bitiyor. Tabii ama çok da uzun sürmüyor. Benim eğitimimi görmüş olan birisinin uçuşa senden hazır eğitim olması. Senden eğitim alıp onay alamayan insanlar da olmuştur kesinlikle. Öyle birini bırakmadım. Bırakmadım. Yani hepsini yetiştirdim. Gerekirse daha fazla ilgilendik ama
Hepsi bir pilot olarak çıkıyor. Peki en başlıca dikkat etmeleri gereken olay ne oluyor uçuş eğitiminde? Aslında bildiğini zannedip hayır o olay öyle değil dediğim bir nokta oluyor mu? Ya aslında çok fazla yanlış bilinen şeyler var ama evet, bu yanlış evet, bilinen evet. Şeyler genellikle İHA'yı uçururken olan kısımlarda değil, teorik kısımlarda oluyor. Kişi teorik eğitimini tamamlayıp sınavını geçtikten sonra bile bazen yanlış bilgilerle bana gelebiliyor. Ve İHA'sını uçururken, uçuş eğitimindeyken neden böyle yaptın dediğimde işte bunun haklı bir sebebini sunuyor kendince. Ama tam tersini açıklamak yine bana kalıyor bazen. Teorik eğitimler her zaman aslında orada teorik eğitimi veren eğitmenin şeyinden değil ama kişilerimiz bu eğitimi çok dikkate almıyor diye düşünüyorum kursiyerlerimiz. Bunu basit bir şey diye zannediyorlar ama hiç şu cihaza girmeyeceğim, şu cihaz bile insan öldürür. Yani bu kadar ciddi bir konudur aslında. Sivil havacılık aslında bu konuda böyle önlemler almasının sebebi budur. Çok haklı bence. Tabii ki. Çok haklı. Tabii ki. Yani çünkü bununla bir kişi, eğitim almış bir kişi bile olsa birini öldürdüğünde ve tamamen haksız bir şekilde öldürdüğünde önce eğitim kurumu, sonra SGM'ye sorulur. Kardeşim siz bu adama nasıl lisans verdiniz diye ona sorulur. Dolayısıyla işi baştan sıkı tutmak zorundadır. Ya da işin bambaşka bir boyutu var. İstihbarat. Yani ülke sırları. Yani şu cihazı alıp istihbarat bilgisi toplamak için çok rahat kullanabilirsiniz. Evet. Aslı bir silah. Evet. Yani tam silah olarak söylemek çok doğru değil çünkü bu işi yaparak ekmek yiyen çok insan var ve sırf bunların silah olarak görülmesinden dolayı çok fazla zarara uğramış insanlar siz da var. Siz insanın ben profesyonel dahil. Yanındasınız ama. Evet. Siz işin profesyonel yanındasınız. Profesyonel yanındayız ama bizi bile etkiliyor. Yani etkiler. Ama bunu kötü anlamda kullanan insanlar var. Doğrultusunda bu aslında bir silaha dönüşüyor. Aynen öyle. Bunu iyi niyetli sadece çekim, sinema ya da görsel anlamda bir amaca hizmet eden, doğru bir amaca hizmet eden şekilde kullandığın zaman aslında bu sadece bir İşte orada da izin kısımları aslında öyle devreye giriyor. Çoğu kişi de vardır bu. Hobicilerin çoğu biz işte izin alamıyoruz, edemiyoruz falan filan diye çok yakınırlar. Peki senin bu standartlarla ilgili, uygulanan politikalarla ilgili, yani drone ve drone uçuran insanlarla ilgili doğru bulmayıp eleştirdiğin bir nokta var mı? Yani şu mesela aslında yanlış, normalde dünyanın hiçbir tarafında yok diye bence bizim uyguladığımız bir şey var mı ya da bence, fazlasını mı yapıyoruz? Bence kurallar daha fazlasına da çıkmalı. Çıkmalı. Yani daha da keskin, daha da katı kurallar koyulmalı. Ben ama drone konusunda öyleyim. Ama bu yetkiyi verdiğin insanlara senin ne olduğunu bildiğin, çünkü sivil havacılık pilotu tanıyor. Kimin ne olduğunu biliyor. Herkese aynı standardı uygulamamalı. Evet, kuralları katılaştırmalı ama şunu demeli. Bu pilot yıllardır bu işi yapan bizim güvenliğimiz bildiğimiz pilottur diye belli sınıflarına koyup o şekilde en azından bu işi ticari olarak yapan, vergisini ödeyen, bu ülkenin katma değerini arttıran kişilere biraz daha ayrıcalık tanımalı. Kesinlikle, kesinlikle. Bu fikirdeyim ben. Kesinlikle. Yani zaten işiniz ve yaptığınız işe yaklaşım profesyonelliği tartışılmaz ama sadece benim burada anlatmak istediğim de şu. Bu bir drone. Bunu olumlu kullanırsanız çok güzel sonuçları var. Bunu olumsuz kullanırsanız hem sizi etkileyen hem de diğer olumlu anlamda kullanan insanı etkileyecek çok fazla seçeneği var. Şimdi droncular şunu yapıyor, droncular böyle mi kullanıyor bunu gibi. Ve sonrasında da aslında olmaması gereken yasaklar geliyor. Evet. Olması gereken yasaklar da aslında bir nevi ötelenebilir. Bizim hiç böyle yasak, masak, işte orada uçamazsın, burada uçamazsın diye bir zamanlar hiçbir kuralımız yoktu. Ama biz havalimanında bir uçağın iniş rotasına girmememiz gerektiğini bilirdik. Böyle bir uçuş yasağı olmamasına rağmen. Bir tane kendini bilmez gitti, havalimanına girdi. Pat, bir yasaklar geldi. Sonra gitti bir tanesi Atatürk Öğrenci Yurdu'nda işte öğrenci yurdu gözetlemeye kalktı. Yakalandı. İkinci bomba oldu. Aralarında 1-2 hafta süre vardı bu arada. Evet evet. Hepsinde zaten haber oldu, gündem oldu. Haber oldu, gündem oldu. Her yere yasak geldi. Yani ben ondan öncesinde yıllardır uçmama rağmen böyle bir işe hiç kalkışmaya dahi düşünmemişken, yani Atatürk Havalimanı'na uçuş rotasına girip binlerce insanın, yüzlerce insanın hayatını riske atmak hangi akılının aklına geldiyse sanıyorum ki yargılaması devam ediyor şu anda. Hı hı. Sadece kendini yakmadı, bizim gibi bu işten ekmek yiyen, bu işten para kazanmaya çalışan insanları da bir güzel herkesi etkiledi yani. Evet, çok sağ güzel olsun. Etkiledi. Peki bu yasaklar, yasak bölgede uçma. Yasak bir şekilde davranma.
Bunlardan da bahsedelim. Yani bunların cezaları ne? Türkiye'de uçamayacağınız, uçuş izni alamayacağınız yer yok. Öncelikle şunu onu söyleyeyim. Siz bir Türk vatandaşısınız, Türkiye vatandaşının bir pilotusunuz, sivil olacak sizi tanıyor. Ve siz gerekçesini sunarak Türkiye'nin her bölgesinde uçabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ancak sivil havacılık şunu diyor. Kardeşim, işte İHA 0 ve İHA 1'de amatör sportif belge denen bir şey var. Ve internetten sivil havacılığın kendi sitesinden bu bir sınavla alınabiliyor. Ama sivil havacılık şunu diyor. Ya girip benim sistemime 20 tane soru çözüp oradan işte kendine ehliyet alan adam Ayasofya'da uçmasın diyor. Çok doğru. Ayasofya'da uçmasın. Ayasofya'yı bırakın profesyoneller uçsun diyor. Size diyor ben alanlar belirledim. Kimseye zarar veremeyeceğiniz, kimseye zararlı durumlara sokamayacağınız bir bölgeler belirledim size diyor. Oralarda gidin uçun diyor. Hobinizi yapın. Siz diyor hobicisiniz. Yani bu hobiyi yapabileceğiniz alanlar bunlar. Bu kadar basit aslında. Ha, hata nerede? O hobi alanları az. Kabul ediyorum, az. Yani İstanbul'a en yakın hobi alanı İğneada şu anda. Kırklareli'nde. Evet, kabul ediyorum. Çok uzak. Yani uzak. Evet, ama bu şekilde İstanbul'da uçamıyorsun ne yazık ki. Çünkü İstanbul'da hangi yerinde uçabilirsiniz? 20 tane soru çok çözdürdüğünüz 20 tane soru çözdürdüğünüz adama güvenip neresinde uçurabilirsiniz İstanbul'da? Hiçbir yerde. Parkta bile ben müsaade etmem. Kesinlikle. Kesinlikle. İşte olay bu kadar basit aslında. Biz Ayasofya'da uçabiliyor muyuz? Uçabiliyoruz. İznimizi alıyor muyuz? Alıyoruz. Bu kadar basit. Peki maddi cezaları ağır mı sence? Çok. Yeterli mi? Çok. Zaten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ufak cezalar kesen bir kurum değil. Bizim dışımızda çünkü büyük hava yolları şirketleriyle ilgilendikleri için ve oralar da çok büyük bütçeler verdiği evet için. Abi. Ya abi yargılandığınız şeye baksana, duruma baksana. Bir uçak şeyiyle, şirketiyle aynı evet. Statüde yer alıyor. Sivil havacılıkta yiyebileceğiniz en düşük ceza 8.000 küsür lira. Bu seneki zam mı bilmiyorum. Yiyebileceğiniz en düşüğüdür o. Onu da biz yiyoruz zaten. Yani yemedim hiç tabii ki. Yani kurallara uyduğunuz sürece yemezsiniz ama o konuda çok dikkatli olduğunu biliyorum zaten. Yerler var. 8.000 liradan 18.000 liraya kadar uçtuğunuz bölgeye göre bir para cezasıyla cezalandırırsınız. Artı üstüne siz kamuya aykırı bir suç işlediyseniz drone uçurmak dışında savcılığa sevk edilirsiniz. Bir insan tehdit ettiysen, başka bir şey içerdiysen. Gibi aynen. Çok detaylandırılabilir. Teröre girer, istihbarat kaçırmaya girer, işte özel hayatın gizliliğine ihlale girer gibi bir sürü şeyler yaptıysanız da ayrıca savcılığa yönlendirirsiniz. Bildiğim kadarıyla 6 yıldan 5 yıla kadar da hapis cezasıyla yargılanırsınız. O yüzden ne yapmamız gibi çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani oyuncak deyip geçmememiz gerekiyor. Bunlar oyuncak değil. Tamam. İşi biraz daha profesyonelleştirelim o zaman Halil. İHA 2. İHA 2 kullanan adam nasıl bir eğitim alıyor uygulama olarak? İHA 2 kullananlarda eğitimlerde artık uçuş eğitimi zorunluluğu geliyor. Uçuş eğitimi yapmak zorundasınız. İHA 1 ve 0'da yok. İHA 1 ve 0'da yok. Evet. Ama şeyde İHA 2'de 36 saatlik bir uçuş süresi doldurmanız gerekiyor. Havada 36 saat uzun bir süre. Lafını bölüyorum. İHA 0 ve 1'de şu anlık yok. Ya biz bu videoyu çekiyoruz ama şu anda yok. Evet. Ama bir 2 ay sonra çıkabilir de. Tabii. Bence çıkmalı. Bence de çıkmalı. Evet. Bence de çıkmalı. 36 saat dedin. 36 saat. Bunun dışında 105 saat teorik eğitim görüyorsunuz. 105 saat teorik eğitim şu anda Private Pilot lisans, PPL dediğimiz lisansla birebir aynı eğitimi görmeniz demektir. Yani Private Pilot lisans ne anlama gelir? Tek motorlu 8 kişiye kadar olan kişisel uçakların pilotluğuna, pırpır diye adlandırdığımız halk arasında uçaklar var. Onların pilotluğuyla aynı teorik eğitimi alırsınız. Hiçbir farkı yoktur. Çok zor bir sınav vardır. Sınavı geçersiniz. Sınavı geçtikten sonra sertifikalarınızı alırsınız. Üstüne sağlık kontrollerine girersiniz. İkinci sınıf sağlık sertifikası ister. Bunu Türkiye'de sanıyorum ki sadece 16 hastane verebiliyor şu anda. Oradan çok detaylı şeylere giriyorsunuz. Pilotlar için özel olan sağlık kontrollerine giriyorsunuz. Geçtiğiniz takdirde uçuş eğitimlerine başlıyorsunuz. Uçuş eğitimlerini de tamamladıktan sonra uçuş eğitim sınavına giriyorsunuz. Sınavı da tamamladıktan sonra artık pilot lisansınızı alabiliyorsunuz. Sınav geçemezsen tekrarım var ama. Bunun dışında artık orada başka şartlar giriyor. Her pilot lisansına sahip olan bir logbook doldurmak zorundadır. Hem cihazın hem kendisinin logbook defterleri vardır. Bu logbook defterlerinin hem cihaz için hem pilot için her sene sivil havacılığa gönderilir, inceleme altına alınır. Onay gelir, lisansınız bir sene daha uzatılır.
4 senede bir de tabii hiçbir farklı koşul olmadığı sürece, kaza geçirmediğiniz, işte herhangi bir hastalığa yakalanmadığınız sürece de 4 sene İHA2 sağlık sertifikanız, yani 2. sınıf sağlık sertifikanız geçerlidir. 4 sene sonunda bu bunlar için tekrardan kontrollere girersiniz. Bunun dışında lisansınızı aldınız, 1 sene boyunca hiç uçmadınız. Hiç logbook kaydında uçuşunuz yok, bir hava aracında kaydınız yok. Sivil Havacılık size diyor ki, senin lisansını askıya aldım. Sen niye? Yetkili bir eğitim kuruluşuna gideceksin, tazeleme eğitimini alacaksın. Sen hiç uçmamışsın. Tazeleme eğitimlerini alıyorsunuz, onun için ayrı bir para ödüyorsunuz. Ve lisansınızı bir sene daha uzatmış oluyorsunuz. Peki senin İHA2 lisansın var, bu sene hiç logbook doldurdun mu? Tabii yani ki. Uçuş yaptın mı? Tabii ki. Yaptın. Okay. Yani. Okay. Yani aslında İHA2 en zirve, en zirveye gelmek için de aslında teorik ve pratik olarak kendini bayağı bir yetiştirmiş insan olabiliyor. Buna bir yani zaman koyamayız. Ben davet edildim eğitime. Evet. Yani hiç oraya isteyerek giden, işte ben İHA2 almak istiyorum diye giden birisi yoktu. Ha şimdilerde artık var. 2019'da ilk açıldığında biz 8 kişi aldık bu eğitimi. 8 kişinin hepsi de davetlilerdi. Çünkü ilk İHA2 lisansına sahip olanlardı. Ama ondan öncesinde dediğim gibi ben 2003'te başladım eğitimlerime ve artık alabileceğim tek İHA2 kalmıştı. Başka bir belgem. Buna işte Türk Hava Kurumu geçerli, Milli Eğitim Bakanlığı geçerli, halk eğitim merkezleri geçerli. Hepsi farklı farklı sertifikalar veriyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de dahil. Bu kurumların hepsinden ben sertifikalarımı tamamladım. Anladım. Yani şu anda 3. seneye giriyorsun. İHA2 lisansın evet. Var. Önümüzdeki sene sağlık lisansını yenileyeceğim mesela. Önümüzdeki sene sağlık evet. Lisansını yenilemek zorundasın. Evet. Yine tabii ki bunun için uçuş şeylerini sağlayabilecek kapasitede olman gerekiyor. Aynen öyle. Sağlık olarak. Aynen öyle. Anladım. İşitme testlerinizin, göz testlerinizin, psikolojik testlerinizin, nörolojik testlerinizin çok çok iyi derecede gitmesi gerekiyor. Yani şöyle bir dosyayla çıkıyorsunuz siz aslında hastaneden. Hepsinin de işte heyet raporu gibi bir şeyle çıkıyorsunuz. Sonra o sivil havacılığa sunuluyor. Peki İHA2 lisansının ücretiyle ilgili bir fikrin var mı? Ben aldığımda 5400 artı KDV şeye vermiştim. Teorik eğitime vermiştim. $5000 artı KDV'de uçuş eğitimlerine vermiştim. $5000 artı KDV. Şu an ne kadardır? Şu anki fiyatlarını hiç bilmiyorum. Yani çok güncel bir şekilde değişiyor o zaman. Evet. Yani bayağı bir değişken fiyatı var çünkü aradan 3 sene geçmiş dolanırsın o konuda. Peki drone eğitimi almak isteyen insanlara ne gibi bir tavsiyen olur? Alacak insanlar, alacakları hocadan, eğitim alacakları hocadan neye dikkat etmeliler? Neler söylemek istersin? Birkaç kesinlikle önce sivil havacılığın resmi sitesinden yetkili kuruluşların kim olduğuna baksınlar. Şu anda 20-25 tane kuruluş var ama bunlar Temmuz ayından itibaren muhtemelen 1/3 oranına kadar düşecek. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitim sistemine tamamen el koydu. Artık Milli Eğitim Bakanlığı standartlarında yapılmaya başlanacak. Sivil Havacılık ve Milli Eğitim Bakanlığı değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nda aşırı şartları var. İşte sınıftaki pencerenin oranına kadar şartları işte şu anda tekrardan oluşturmaya çalışıyoruz. Muhtemelen bir 1/3 falan kalacak bu şeylerin. Mümkünse o revizyon geldikten sonra alsınlar zaten sertifikalarını. Yarın öbür gün sertifikaları tehlikeye girebilir mi, giremez mi tabii ki bilmiyorum. Kazanılmış haklar tabii ki geri alınamaz ama yine de tedbirli olmakta fayda var. Bunun dışında eğitim kuruluşunu mutlaka çok iyi araştırsınlar. Geçmişine baksınlar. Ne işler yapıyorlar ona baksınlar. Eğitmenleri kim ona baksınlar. Ve çok önemli bir detayı da uçuş eğitimi dahil mi, uçuş eğitimlerine değil mi ona mutlaka baksınlar. Hiç bilmeyen birisiyseniz mutlaka uçuş eğitiminizi alın. Ha siz yıllardır uçuruyorsunuzdur zaten şey sadece sertifika kısmındasınızdır. Artık sadece işin dokümantasyon kısmını öğrenmek istiyorsunuzdur. O zaman sadece teorik eğitim veren bir kuruluşa da tabii ki başvurabilirsiniz. Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle... Çok güzel drone'larını da getirmişsin. Bundan hepsi senin zaten evet. Uçuruyorsun. Bugün Halil de konuğumuz. Halil ile aslında İHA ehliyetlerinin ne oldu? İHA ehliyetlerinin... Sertifika. Ehliyet. İHA sertifikaların ne oldu? Geçen evet. Olayın aslında sertifika olduğunu, İHA 2'nin de lisans olduğunu evet. Öğrendik. Altını çize çize öğretti bize. Ardından uygulama olarak nasıl bir eğitim verildiği süreçlerinden bahsetti bize. Halil'e çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet. İlerleyen noktalarda aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorum kısmına bırakın. İstediğiniz bir video varsa onu da yorum kısmına bırakın. Halil şu an İstanbul'da. Yakalarsak yine video çekmeyi deneriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Halil teşekkür ederim. Sağ olun.